3 gün sonra evden eşyaları toplayıp da başka bir eve kaçtın mı? Ne? Başka bir eve kaçtın mı diyor eşyaları toplayıp 3 gün sonra. Ya Zuhan Hanım sürekli benim paramı yiyip iftira atıyordu. Ben de kendi evimle eşyasını aldım. Ben senin bir TL'ni dahi yemedim. Kontratı kendi üzerime yazdım. Depozitomu aldım. Kendi üzerime yaptım. Emlakçıyla da beraber oldu. Sude zaten senin sevgilin. Ben emlakçıyla beraber olmadım. Sen Sude'yi niye karıştırıyorsun? Emlakçıyla, sen bana niye iftira emlakçıyla, atıyorsun ya? Emlakçıyla. Sen emlakçıyla, ne emlakçı ya? Sen rica... bir sözün doğrusuna gel. Sen beni niye iftira atıyorsun? Emlakçıyı karıştırıyorsun. Sude'yi karıştırıyor. Ben iftira atmıyorum. Ben doğruları söylüyorum. Ben doğruları söylüyorum. Ben doğruları söylüyorum. Doğrulardan kaçma. Tamam, artık doğruları kabul et. Sen bana niye iftira sen atıyorsun? Sen Temmuz ayında annen İran'a gittiği zaman... Sen Temmuz ayında annen İran'a gittiği zaman... Sude, iki tane kızı... Müşteba denilen adam... Ve Sara denilen onun annesini... Ya niye saçmalıyorsun? Evde olduğu sürede... Sen niye bunu evine aldın mı? Ne diyorsun abi? Aslı Hanım'da İyi resimleri misin? Var. Sude Hanım'ın Sude Eski Hanım'ın o evde gece herkesi atıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu Sude Hanım annesi dedi ki Seba'nın şu an Seba da diyor. Hakan'ın sevgilisi Juhan diyor. Hanım, sizin bir arkadaşlarınız var mı Sude Juhan Hanım'la? Juhan Hanım beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. Juhan Hanım. Dinliyorum. Sude Hanım o gece evde yaşananları tercümanlık yapmak adına Şah Bey'den rica ettim. Çünkü kendisi fazla Türkçe bilmiyordu. Ve ben bu olayları duyduğum zaman o evde o akşam sonra benim artık bu kişiye herhangi bir şey yaşama ya gibi bir birlikte olmam gibi bir şey yok. Ben senin evinden kaçtım. Eğer öyle bir olay olursa sen niye benimle yaşıyordun? Yalan hikaye anlatma. Bana, hikaye anlatma bana. Bunları uydurduğunu hikaye söyledi. Hikaye anlatma. Bir şey eğer böyle bir olay olursa sorun niye benimle yaşıyordu? Ben niye kaçtım lütfen, onun evinden? Lütfen Zuhal Hanım. Buyurun. Bana yalan olduğunu İran'dayken yalan olduğunu bunların iftira olduğunu dedi. Bana da dedi ki Sude'nin sana ilgisi var. Bak var Sude mıydı? Neler yazıyor bana dedi. Var mıydı ben Hakan dedim Bey? Ki, ben Sude'yle ben Sude'yi tanımam. O eve benim evime Sude'yi getiren sensin. Bir ilişkiniz yok yani. Tanıştıran sensin. Onun evine gidip de havuzlarda güneşlenip de Instagram'da paylaşırken bunları yapan sensin. Ben işteyken akşam erken dönerken hangi havuzdan işte? Alayım mı seni dediğim zaman beni arama. Hangi işte? Kesinlikle arama. Ben de havuzda olabilirim. Hakan, ama sen havuzdayken basbaya, psikolojik sorunlarına girmişsin. Seni tavsiyem doktora gitme ama. Yazıklar sizin... olsun sana. Yazıklar olsun. Ya Allah'ını seversen benim mahkeme benim paramı yedin. Ben seni ne paramı yemişim? Dur sakin ol. Ben senin ne paramı yemişim? Bir şey söyleyeceğim Hakan Allah Bey. Allah. Hakan Bey siz bu kadını severek evlendiniz. Ve sizin evliliğinizi... Siz beni tanıyor musunuz? Zuhal Hanım siz beni tanıyor musunuz? Ben sizi şahsen tanımıyorum. Tamam. Ben size şunu söylüyorum. Buyurun. Ben size şunu söylüyorum. Ben her şeye eyvallah diyen bir insanım. Onun çocukluğuna bahşederim. Her şeyini kabul ederim. Ama kabul etmediğim bir şey var. Kabul etmediğim bir şey var. Nedir? Ki Aslı Hanım'a da, Aslı Hanım, lütfen Aslı Hanım o bana ses kayıtlarınızı size orada dinlettirsin. İnsanın mezardaki babasına hakaret edecek kadar, benim yok ya dedeceğim diyecek kadar, şey bana yaşlı dede diyecek kadar. Madem ben dedeydim, etmem. Benim peşimden niye koştun? Madem dedeydim, niye beni bu kadar istedin? Niye benimle bu kadar ben evlenmek için can, ben attın? Ben senden ayrıldım nişandan sonra. Için, sen burada diz çektin. Ben Türkiye'de oturmak sonra için, oturma ikamet izni alabilme için beni kullandın. Bir saniye. Herkesin beni şahidi. Kullandın. Ben bunu Türkiye'nin herkes biliyor. Dur, sen bir saniye. Bir saniye. Ben böyle kal böyle bağırarak bu işi çözemezsin sen. Ya ben çözme gibi Hakan. Birazcık terbiye yok. Sen benim yok. Adımı anma. Sen benim adımı anma. Çok sen da benim adımı senin anacak kadar yani. İnsan değilsin daim. Bir şey soracağım. Seba diyor ki neden boşanma davası bana açmıyor diyor. Zuhal Hanım lütfen sorar mısın? Bir şey soracağım. Temmuz'da, Temmuz başında lütfen sorar mısınız? Temmuz başında o evde, o gece yaşananları lütfen Sude Hanım'a bağlayın, anlatsın. Sude Hanım'a ulaşmaya çalışıyoruz. Burası mahkeme mi? Sen gidip mahkemeye vermen gerekiyor. Beyefendi, burası mahkeme değil. Şahitlerinizi lütfen ayrıca, götürün.
Zuhal beni Hanım, boşa. Ayrıca. Lütfen beni boşa. Ben seni istemiyorum. Düş artık yakamdan. Eski iftiralarla mahkemeye gir. Hakaret etmeyin lütfen birbirimize. Ben işe giderken ya lütfen, üçlü grup olarak mahkemede anlasın. Bir şey soracağım. Hakan Bey bir saniye. Ben açım, mahkemelere bile açım. Bir saniye Seba. Yani ben işteyken Zuhal Hanım, maalesef hanımefendi Instagram'dan İzmirli emlakçılar, ki İzmir'e hayatında kaç defa kalmıştı. Allah seni. Ben cep telefonunu tamire götürdüm. Allah bilir o rehberi bir alın da elinden. Bir saniye, bir saniye. O rehberi bizi bir kontrol edin. Bizi ilgilendirmez kimsenin rehberi Hakan Bey. Yani, bir şey soracağım. Sude, sonra, Sude hattayım. Sorduğum zaman. Bir saniye, Sude hattayım.